Delirim de çiçekler. Ne kadar güzel bir şarkıdır. Hep çocuklarımla bunu konuşuyorum. ayrılığın işte hatadan dönmelerin, aşkın anlatımı şarkılarda evet. daha edepli, daha üstüruplu, daha evet. edebi olabilir. Evet. Bunu anlatabilmek için galiba bizim zamanımızdaki şarkılar. Evet. Değil doğru, mi? Doğru. Yani. Son zamanlar yaptıklarıma bakma aklım başımda değil. Evet. Ve o kadar pişmanım ki ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam gelirsem şaşırma. Evet. Daha güzel bir özür şarkısı olabilir mi? Bir de şey biraz hani böyle bir olgun insan şarkısı. Evet. Yani evet. böyle e, hakikaten 30 yaşın üstündekilerin evet. anlayıp idrak edip yani evet. albümün o yaştakilerin daha çok belli ki adam çünkü ilişkide saçmalamış. Evet. Saçmaladığının da farkında. Kıyamam evet. Affedilmesinin zor olduğunun da farkında. Bunun için demiş bari... Hani bunları söyleyeyim ki en azından bir şansım olsun diye bir de müzikal olarak da şarkı yapısal olarak çok ilginç yani armonik olarak akor dizilişi olarak falan. Evet. Ee, çok değişik bir şey yapmış. Yani kolay gibi görünen ama aslında çok zor bestelerden. Ben de böyle şeylere çok hayranlık duyuyorum gerçekten de. Şeyin Brian Adams'ın Please Forgive Me şarkısı vardır. Onu çok beğenirim ben aynı tonda. Robin Hood filminin Evet, yaptı. Robin Hood'daki evet. evet. soundtrack şarkısı yani film müziği şarkısı. Orada da şarkı sözü öyledir yani beni affet ne yaptığımı bilmiyorum. Evet. evet. Yani o tını da. Acayip sevdiğim iki şarkıdır bunlar. Evet. Müslüm Gürses'in Affet şarkısına söz oh. yazmıştım ben mesela. Ne diyorsun? Evet. Onlar da benim işte özür dilemem gereken birisi vardı hayatımda. Onun için yazmıştım. Ne Müslüm diyorsun? Gürses de sağ olsun çok güzel söylemişti. Evet. Affedilme şarkıları diye bir albüm olabilir yani. Af dileyen şarkılar. Bak olabilir. Bak çıktı. Sıradaki evet. albüm çıktı. Çünkü bir Affet etmeyi bilmediğimiz gibi af dilemeyi de bilmiyoruz. Ben evet. bile özür dilerim demeyi çok uzun zaman sonra öğrendim doğru. yani e, ve zorlandım özür dilerken ama öğrendim. E, dolayısıyla da hikayenin içinde kendini fark edip nezaketle af dileyip kabulünü istemek bildiğimiz bir şey değil bizim. Bir de yardım istemek. Evet. Yardım istemek çok zor bir şey. Evet. Yani ben doğru düzgün yardım istemeyi çok geç öğrendim. Evet. Bazen çünkü yardım çığlığı yerine insan şeyler yapabiliyor böyle. Olumsuz davranışlar sergilemeye başlayabiliyor evet. İnsanlar kendisini anlatsın. Aksileşiyor. Anlasın. Aksileşiyor, huysuzlaşıyor. Evet. Yani onun yerine gidip doğrudan yardım istesem belki de gerek kalmayacak onları yapmaya evet. ama işte insanın egosu mudur, önyargıları mıdır, zekasızlığı mıdır, nedir? Yani Zekasızlığı değil, de... kendiyle yüzleşememesi gibi geliyor bana. Evet. Şimdi ben yardım alırsam aciz mi olacağım? Evet. Elimi uzattığım zaman ya geri çevirirse. Ha, bir de o var reddedilme elim korkusu. Mı reddedilme korkusu. Yardım evet. istersem de o bana şey yapmazsa. Evet. Bu yardımı vermezse evet. bir de onun şeyiyle mi uğraşacağım? Tam onun şey. mi uğraşacağım? Bana öyle geliyor diye. yani. O da var ama yardım istemeyi öğrenmem de benim çok zaman aldı hayatta. Şimdi böyle dediğin için düşünüyorum. Ben de öyle kol, hala kolay yardım isteyen biri değilim. Hala ben hallederimcilerden biri olabilirim. Öyle alışmışsın demek. Evet öyle alıştım. Ben hallederim. Kimseye ihtiyacım yok benim. Ben kendimi hallederim falan. Ama evet yardım al. Şimdi böyle çok yakın kız arkadaşlarıma imdat telefonları açmaya başladım son hmm. iki yıldır. Ama evet zor. Düşünüyorum o 3-4 kişiden başkasına sorar mıyım? 3-4 kişi yeter zaten. 3 4 tane kız arkadaşım kadar. işte. İyi değil mi? 3 4 kişi. Bir hayatta ama zaten. Ama mesela özel hayatta yardım istemeyebilirim yani. Hı. Hmm. Özel hayat konularında. Evet yani hayat arkadaşımdan isteyebilir ha, miyim mi bilmiyorum. Ha ondan evet o tabii ayrı bir hikaye. O daha zor çünkü bence. Doğru. Evet yardım yani şu durumda benim. senin şu anda senin yardımına ihtiyacın var. Çünkü demek o kadar çok şeyi de çözebilecek bir evet, şey ki. çok. Yani onu ama nedense zor yapılıyor bu yapılamıyor. Nerede unuttuk ya da niye öğretilmedi? Evet öğretilmedi. Bir hadi de Hadi bunu düşün şimdi bana. Ba yani sadece da. bizim kültürümüzde değil yani yabancı kültürlerde de bu zorlanılan bir şey. Evet. Yani çiftler arası ilişkide düşünüyorum ben de her zaman başaramıyorum bunu yani. Evet. Bak şu konuda senin yardımına ihtiyacım var. Ee, hadi gel bunu konuşalım diyebilmek. Hakikaten, Mesela karşı taraftan da en çok beklediğimiz şey. Yardım istese hemen edeceğim. Yapamıyorum evet. dese yardım edeceğim. Tabii zevk diyoruz. alacağız bir de bundan. Belki de o zevk alacağımızı bildiğimiz duyguyu karşısı yaşayacak değil mi? Çok zor işler. Oy, dur çok derin dehlizlere gittik. Dur. Zor işler ama. Tamam sustum. Yani edebiyata geçeceksek eğer. Biz hiç iyiye gitmiyoruz şu an. Bu, bu evet. konuyu hemen kapatalım. Biz ikimiz ama... kafa kafaya verirsek 5 saat oradan oraya çıkamayacağız. Bu anlaşıldı.